Ve Amerika'daki başkanlık seçimi var ki daha önce benzeri görülmemiş bir başkanlık seçimine sahne oluyor Amerika Birleşik Devletleri. Ülkeyi 4 yıl yönetecek yeni başkan Cumhuriyetçi Donald Trump mı olacak, Demokrat Kamala Harris mi olacak? 35 eyalette oyların sayımı devam ediyor. Artık birkaç dakika içinde Türkiye saatiyle de sandıkların kapanmasını bekliyoruz. Şimdi ilk resmi olmayan sonuçlara göre Trump yarışı önde götürüyor. Delege üstünlüğü Donald Trump'ta. En az 270 delegeye ulaşan seçimi kazanacak ki şu sıralarda Donald Trump'ın temsilci sayısını 246'ya yükselttiğini söyleyebiliriz. Donald Trump kritik eyaletlerin çoğunda yarışı önde götürüyor. İlerleyen dakikalarda bu seçim sonuçlarını, Donald Trump'ı, pek çok faktörü ayrıntılı bir şekilde konuşacağız ama hemen sıcağı sıcağına bir Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Saadet Çelikçi bizi bekliyor o noktada ve Saadet Çelikçi acaba bize bu seçimlere dair neler aktaracak? Hemen Saadet, sözü sana bırakayım. Sultan Arınır, burası Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington ve Washington sessiz, hiç olmadığı kadar sessiz. Neden sessiz? Kamala Harris Washington'daydı, seçimi burada takip ediyordu. Howard Üniversitesi'ndeydi ancak artık kalabalığın azaldığını, seçimi izleyenlerin de dağıldığını söyleyebiliriz başkente. Çünkü bir açıklama yapmayacağı duyuruldu. Kamala Harris'in tüm oyların sayılacağından emin olacağız dedi. Peki diğer cephede neler yaşanıyor? Artık Donald Trump'ın başkan olma ihtimali %95. Haritaya bakıyoruz. Harita kıpkırmızı ve Donald Trump'ın delege sayısı 246'ya yükseldi. Yani başkan olmak için Donald Trump'ın 24 delegeye ihtiyacı var. Yani oldukça yakın olduğunu söyleyebiliriz. Diğer cephede neler yaşanıyor dedik. Donald Trump neredeydi bugün? Florida'daydı. Seçimi orada takip ediyordu ve şu anda aslında Mar-a-Lago'da olduğunu söyleyebiliriz. Bir açıklama yapması bekleniyor Donald Trump'ın da. Aslında sürpriz mi çıktı sandıktan? Evet, sürpriz çıktı. Neler oldu bugün seçimde? Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin seçim sistemi dünyada tek. Başka hiçbir ülkede uygulanmıyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçmen aslında doğrudan adaylara değil, Kamala Harris'e, Donald Trump'a değil, delegelere oyunu verdi ve delegelerde başkan ve başkan yardımcısını seçecek ve Donald Trump'ın 246 delegeye ulaştığını da söyleyebiliriz. 81 milyon oy 3 hafta öncesinden başlayan erken oy kullanma süreciyle kullanılmıştı ve yine bugün de Amerika Birleşik Devletleri'nin her eyaletinde aslında o yoğunluğu gördük, oy kullanma merkezlerindeki yoğunluğu gördük. Birkaç dakika içinde aslında tüm sandıklar kapanmış olacak ve bugüne kadar aslında salınacak eyaletlerden bahsediyorduk. Seçimin kaderini değiştirecek salınacak eyaletlerden bahsediyorduk ve o salınacak eyaletlerin hepsinde aslında şu an Donald Trump'ın önde olduğunu görüyoruz, liderliğini görüyoruz. Nerelerde? Arizona'da, Pennsylvania'da, Wisconsin'de, Michigan'da ve aslında Kuzey Carolina ve Georgia'da da iki salıncak eyaleti de Donald Trump'ın aldığını söyleyebiliriz. Aslında Wisconsin, Michigan ve Pennsylvania dedik. Bu üç eyalet aslında Demokrat Parti'nin mavi duvar dediği eyaletlerdi. Yani geleneksel olarak Demokrat Parti'ye verirdi bu eyaletler. Üçü de 2016'da Donald Trump'ı seçmişti ancak 2020'de Biden üç eyaleti de geri aldı. Anketlere baktığımızda bugüne kadar aslında seçim gününe kadar Michigan ve Wisconsin Kamala Harris önde götürüyordu. Pennsylvania'da eşit bir durum vardı ancak şu an aslında seçim günü baktığımızda Wisconsin'de de Michigan'da da Donald Trump'ın önde olduğunu görüyoruz. Peki ne etkiledi bu süreci? Seçmeni ne etkiledi? Öncelikle Michigan'da Arap Amerikalılar ve Müslümanlar yoğunlukta yaşıyor ve Arap Amerikalılar ve Müslümanlar Kamala Harris'ten uzaklaştı. Neden uzaklaştı? Çünkü hem ABD Başkanı Joe Biden'ın hem Beyaz Saray'ın hem de Kamala Harris'in Gazze politikası beğenilmiyordu Michigan'da ve bu nedenle eleştiriliyordu Gazze politikası. Arap Amerikalı seçmen Donald Trump'a yöneldi. Müslüman seçmen Donald Trump'a yöneldi. Çünkü Donald Trump Orta Doğu'da savaşı bitireceğini söylemişti. Ve Wisconsin'de de yine aynı şekilde aslında Donald Trump'ın önde olduğunu görüyoruz. Aslında her eyaletin ilgilendiği konular vardı. Arizona'da Donald Trump önde. Neden önde? Çünkü Arizona'da
Deniz Donan'ın ilgilendiği konu yasa dışı göç ve yasa dışı göç konusunda da Kamala Harris'e bir görev verilmişti. Sınırdaki yasa dışı göç krizini komşu ülkelerle birlikte çözme görevi verilmişti. Çünkü Arizona'nın Meksika'yla uzun bir sınırı var. Arizona'nın Meksika'yla. Ancak pek çok Arizonalı Kamala Harris'in bu görevi yerine getiremediğini düşündü ve onların da oyu yine Donald Trump'a kaydı. Yani aslında tüm salınacak eyaletlerde, 7 salınacak eyalette Donald Trump'ın üstünlüğünü görüyoruz. Aslında bugüne kadar hep şu konuşuluyordu. Wisconsin'de, Michigan'da, Pennsylvania'da Kamala Harris eğer bu 3 eyaleti alırsa seçimin sonucu da aslında Kamala Harris de olacaktı. Ancak şu an baktığımız bu noktada Donald Trump seçimi önde götürüyor. Yani 47. başkanı olmaya çok yakın Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanıydı. 2022'de başkanlığını açıklamıştı. Başkan adaylığını açıklamıştı ve aslında 4 davadan yargılanıyordu Donald Trump. Bugüne kadar aslında biz şunu konuşuyorduk, Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan adayı olabilir mi sorusunu konuşuyorduk. Ancak bugünkü 2024 seçimlerinde şu an Donald Trump başkan adayı olmaya, Beyaz Saray'a gitmeye, Beyaz Saray'a geçmeye oldukça yakın görünüyor ve New York Times'ın anketine göre de New York Times'ın Donald Trump'ın başkan olma ihtimali şu an %95, 246 temsilcisinin olduğunu biliyoruz şu anda. 24 delegesi kaldı Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmak için. Senato'da Cumhuriyetçilerin kontrolüne geçti. Senato'da da şu an Cumhuriyetçilerin üstünlüğünün olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında burada neler oluyor? Washington sessiz ama aynı şey Florida için geçerli değil. Mar-a-Lago'da ciddi bir yoğunluk, ciddi bir kalabalık var ki özellikle Donald Trump'ın kazandığı Georgia'da, Kuzey Carolina'da Donald Trump destekçilerinin de sokaklara döküldüğünü görebiliyoruz. Burada da tek tük aslında araçların geçtiğini, Trump destekçilerinin az da olsa sokaklarda olduğunu zaman zaman görebilsek de Washington demokratların kalesi, uzun yıllardır demokratların elinde. Bu nedenle aslında burada çok sayıda Trump destekçilerini göremiyoruz. Donald Trump'ın kazandığı birkaç eyalette ya da önde olduğu eyalet biz Donald Trump destekçilerini Amerika Birleşik Devletleri'nin sokaklarında görebiliyoruz. Ancak şunu da söylemek gerekiyor. Hala oy sayımı devam ediyor. Sandıkların henüz hepsi kapanmadı. Bu nedenle aslında Kamala Harris'in hala bir şansı var mı diye de konuşuluyor. Ancak Donald Trump başkanlık koltuğuna oturmaya oldukça yakın gözüküyor. Yani 246 delegeye ulaşmıştı ve 24 delegesi kaldı Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmak için, Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. başkanı olmak için. Evet, Saadet Çelikçi Washington'dan aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde son durum bu. Amerika ya ilk kadın başkanını seçecekti ya da Trump'ı ikinci kez Beyaz Saray'a gönderecekti ki ibre şu anda Donald Trump'ı gösteriyor gibi duruyor. Şimdi Florida